Servet edinme ya da mal edinme ya da servet biriktirme ya da bir kamusal kurumların batırılması konusunda bir uzman çekirdek bürokrat ekip gibi mi diyemek Bunlar istiyor? siyasetin güdümünde olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni değil maalesef bazı siyasi çıkar gruplarının çıkarlarını kollayan sarayın talimatlarını yerine getiren bir durumda bakın Türkcell'in 2005 yılında bu e, İsveçli grubu söyledik Telia Company diye. Diyor ki 2005 yılında ben de %24,02'lik hissemi diyor satacağım. 2005'inde piyasa değeri 3,5 milyar dolar. %24,02'nin. 2020 yılına geldiğimizde bu %24,0'lık hissesini satıyor 530 milyon dolara. Türksel gibi dev bir şirketten, Türk Telekom gibi dev şirketlerden bir dünya markası yaratmak varken o aşamaya doğru giderken bu yönetim kurullarıyla AK Parti bu işin içine bir giriyor. O cebi, o kasayı bir boşaltıyor, bir ortunluyor ve netice itibariyle bugün hala da hasar tespiti yapıyoruz böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ve ciddi anlamda da o dönemin yetkilileri, şu anki yetkililer, saray şürekası çıkıp da bir basın açıklaması yaparak kamuoyunda bu konu tartışılıyor. Bu konuya biz bir açıklık getirelim diyerek de bir açıklama yapmıyorlar. Varsa yoksa içinde en ufak bir rakam olmayan bile e, basın açıklamaları yapmak Konunun bizimle ilgisi Peki, var, ilgisi uygar, yok. Tahsil ettik etmedik. Uygar, buyur, buyur. demokratik, çağdaş bir ülkede bunun açıklanması için bir kamuoyu baskısı da olmaz mı? Yani bu ülkede yaşayan insanlar, bu para benim param, bu kaybolan para benim param. 1 milyar 636 milyon kaybolmuş. Bu paranın hesabını ben bu hükümetten sorarım, oy versem de sorarım, vermesem de sorarım diyen bir Allah'ın kulu var mı? Şöyle Sayın Bakanımız Abdülhatif Şener çok güzel söyledi. Bu, bu konuyu öyle bir e, dolan başlı hale getiriyorlar ki. Yani birbirine ihalesiz işi veriyor. Öteki altına bir iştirak kurmuş başka bir şirket yapısı. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne falan saadet zinciri diye bunu açıkladık biz yolsuzluk belgeleriyle. Öteki ötekine veriyor. Bir iki o derken bir yerde izi kaybediyorsunuz. Yani hepimizin genel anlamda yaptığı bir bulmacayı çözmek puzzle'ın parçalarını birleştiriyoruz. Birleşiyor mu? Evet birleşiyor. Sözleşmeleri tam açıklamasalar da vermeseler de artık millet illallah etti. Bunlardan kurtulmak için artık bunlarla ilgili bu yaptıkları yolsuzluklar, soygunların hepsi dağınık bir şekilde şu anda toplumda var. Bunları bir araya getirmek bizim işimiz. Bunları resmi olarak belgelemek ve devletin raporlarıyla da Ortaya koymak bizim işimiz. Ziraat Bankasının bakın bir tane çok kısa yine bir konusundan size örnek vermek istiyorum. Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ. Bu şirketi Ziraat Bankasının Central Oto Kiralama AŞ diye bir şirkete ortak oluyor. Bu çok önemli. sevgili kameraman arkadaşımız Haydar bir onu göstersin. Evet. Niye önemli? Çünkü Ziraat Bankası bir oto kiralama şirketiyle niye ilgilenir? Evet. Devamını anlatın. 500 milyon dolar bu 500 milyon liraya kadar uzanan bir Şimdi şey var. Anlatın dinleyelim. Şimdi bu şirketin dinleyelim. faaliyet konusu nedir? Sayıştay raporundan okuyorum. Diyor ki: "Her türlü şoförlü, şoförsüz oto kiralama Bununla ilgili olarak her türlü motorlu, kara, hava ve deniz yolu taşıları alma, satma, kiralama ve araç filoları oluşturma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Böyle bir işe giriyor Ziraat Bankası ne yapıyor? 99'unu alıyor, ortak oluyor. Bu, bu yani Ziraat Bankası niye tarımla ilgili bir banka niye araç kiralama şirketi alsın? Şimdi şöyle... E, niye 145 milyon yani, lira para versin? Yani... Bir yerden bir yere bir şey mi taşınacak? Ve bunun için araçlara mı ihtiyacı var? Nasıl bir amacı var? O bu konu gerçekten bir tartışma Hayır, konusu. Uzmanlık alanı bu değil ki o banka çiftçiye, üreticiye Tohum parası, gübre parası, destek üretici çiftçi yerin dibinde gebermiş yani ürettiği ürün para etmiyor, satamıyor. Bunlar dururken niye ziraat bankası bir otokiralama şirketini niye satın şimdi, alır? 145 milyon lira verip niye alır? Bakın şimdi ne yaptığına bakalım, durumu nereye getirmiş anlayalım. Tek cümle okuyacağım. Çok karışık ve çok uzun bizim yaptığımız araştırmalarla. E, nerelere gittiğini e, şu anda açıklasam gerçekten e, Türkiye'de yer yerinden oynayabilir. Ama o noktayı daha sonra değerlendirelim. Çünkü her şeyin belgelenmesi gerekti Bir cümle. Yıl sonu itibariyle ilgili firmaya... Bu sayısal raporu değil evet, mi? Evet sayısal raporundan okuyorum. Bu ara, otokiralama firmasına Ziraat Bankası araç alımı avansı olarak verilen tutar 650 milyon TL iken verdi avans. Bunun karşılığında sigorta değerleri üzerinden satın alınan araçların bedelleri toplamı KDV dahil 144 milyon 365 bin 919 liradır. 650 milyon lira avans vermiş. Karşılığında 144 milyon lira KDV dahil bir tutarda araç alınmış. %99'unu almış. Şirketin yönetim kurulu başkanı kim? %1'in sahibi olan biri. %1. Direksiyona da onu geçirmiş, ona bırakmış. Şimdi nasıl aldı o, o kişinin o %1'lik payı, payındaki e, bir başka firmanın yapısı nasıl oluştu, onlar kim derken böyle çok derin bir e, konuya gidiyor. Ve diyor ki Sayıştay raporda ya kardeşim sen diyor böyle bir iş yapacağını şu parayı diyor yani bırak avans olarak verme. Kasamda tutsam diyor zaten onun diyor geliri faiz geliri boşta dururken bile zaten kat be kat fazla diyor. Sadece o parayı vermekle girdiğin zarar diyor 20,5 milyon lira diyor. Sayın Bakanım bir şirket var sen %99'unu satın alıyorsun Yüzde biri kalıyor satın aldığın adamda. Ona bir para veriyorsun. Azca. Ve yüzde birinin kaldığı adama ne kadar kredi açıyor tekrar? Yani kredi kredi de arkada şurada. 600. Yani 650 milyon lira avans veriyor zaten. Yani yüzde olan yani. Ben böyle bir soygun görmedim ya. Yani. Ben böyle bir şey duymadım. Yani bir kere Ziraat Bankası'nın oto alım firmasıyla ne işi var? İkincisi 600 milyon lira. Eski parayla 600 diriliyordu. Bakın, Sadece e oraya para aktarmak için girmiş o işe. Bakın arkada, Sayıştay Rıfı'nın arkasında kullandırılan banka kredileri de var. Ziraat Bankası'ndan. Biri 102 milyon 452 bin 489 lira. Bir de Ziraat Katılım Bankası A AŞ'den de kullandırmış. 103 milyon 8 bin 308 lira. Toplam 205 milyon 460 bin 797 lira da Banka kredisi kullanmış. Bir de yani e, karşı taraf şirket faizsiz kredi kullanıyor. Yani çiftçi sürünürken, traktörüne el konurken, e, arsaları alınırken, icra üstüne icra giderken, adeta AK Parti çiftçinin üstüne çökerken burada paralar saçılıyor. Toplam kaybolan para ne kadar orada? Yani satın almasına rağmen Ziraat Bankası'nın. Yani burada kaybolan parayı tam olarak şu anda 2019 yılı itibariyle hesap etmek mümkün değil. Bir de bunun 2020'si var. Buradaki konu, temel konu bu işe neden girdin? Bankanın kasasındaki parayı neden alıp senin de %99 ortak olduğun ama senin yönetmediğin yönetim kurulu başkanının %1 olan bütün pazarlama faaliyetlerini bir o kişinin yönettiği bir spor kulübü başkanı aynı zamanda ee, ve onun da yüzde birlik şirket nasıl ona devreldi değil de bir soru işareti. Yani çok derinlemesine bir konu olmakla birlikte çok karanlık bir nokta bu da. Aynı Ziraat Bankası'nın hani Rus şirkete ne kadar ödeme yaptı belli değil. Türkiye Varlık Fonu ne ödedi, kime ödedi, neyi mahsuplaştı belli değil. Telya Kampanya'ya e, 530 milyon dolar ödendi mi, ödenmedi mi, neden o rakam bir çelişkili bir rakam bundan hiçbiri belli değil. Şimdi biz bir, bir de şu PTT var. Şimdi yani. ona ona geleceğim. Ondan buyurun, önce buyurun. iki tane nokta. vatandaşlarımız buyurun. geçtiği köprünün parasını ödüyor. Ak parti döneminde yapılan bütün yap işte devlet projelerindeki köprü ve tünellere para ödüyor. Ha bir de ak parti öncesine bakalım ne var elimizde? 15 Temmuz şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet köprüsü. Bunlardan geçerken bayramlarda, resmi dini bayramlarda herhangi bir para ödemiyor. Ama bayramlarda dahil AK Parti döneminde yapılanlardan ödüyor. Geçmese de ödüyor. Çünkü bir garanti rakamı verilmiş. O rakam tutmuyor. Çok uçuk bir rakam çünkü. Günde 135 bin e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli... E, günde 68 bin ve yapılan sözleşmeye göre her yıl binde 5 oranında verilen garanti araç sayısı artıyor 2020 yılında 69 bin 25'ti. Ve dünyanın en pahalı köprüsü bir numara bu konuda AK Parti dünyada bir numara olmayı başardı. Bizim için çok acı ama Osman Gazi Köprüsü 35 dolar artı KDV. Bir otomobil eş değeri aracın geçiş tutarı. Yani vatandaş kamyon tırla geçiyorsa zaten yandı. Onun rakamı daha da fazla. Bir de o gelirler bu yandaş şirketlerin gelirlerine artı hane olarak yazılıyor. Biz hep otomobil eşdeğer araç geçiş sayısını baz alıyoruz. Şimdi gelelim. Dünya büyük bir felaketi yaşıyor değil mi? Yani dünyaya bir gök taşı çarpsa 10 bin, 100 bin, 200 bin kişi hayatını kaybedebilir. Belki daha fazla. Şimdi biz ne yaşıyoruz? bir pandemi yaşıyoruz. Koronavirüs süreci. Nedir bu? Mücbir bir sebeptir. Nedir mücbir sebep? Kontrolü sizde olmayan konularda aniden gelişen pek çok konu. Bunlar salgın, hastalık, doğal afetler gibi durumlarda sözleşme hükümleri yeniden değerlendiriliyor. Koronavirüs süreci de böyle bir süreç. Neden? Sokağa çıkma yasağı var. Türk Türk Tabipler Birliği'ne sorduk ondan da resmi olarak yanıtını aldık. Dedik ki koronavirüs salgını Türkiye'de resmi olarak kabul edildiğinden beri kaç gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Yanıtı geldi. Yanıt e, teker teker zaten toplanmış. Toplam... Arkadaşlar getirin o fotoğrafları. Evet. Köprüden 40 günde 673 milyon. Onu da getirin lütfen. Evet. Ne kadar? 40 tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. 40 tam gün Şimdi peki bu sürenin içinde sokağa çıkma yasağı var. Vatandaşlar köprülerden, tünellerden, otoyollardan geçmiyorlar haliyle. Çünkü yasak. Peki bu sürenin içinde herhangi bir ödeme yapıldı mı? Yapılacak mı bu yandaş şirketlere? Hemen bakalım. Osman Gazi Köprüsü için bu 40 tam gün için toplam 60 milyon 480 bin dolar ödeme yapılacak neredeyse hiç araç geçmedi halde. Hiç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Arkadaşlar köprüsü son için, fotoğrafı tutun. Bunu tutun. Bunu tutun 17 lütfen. 17 milyon 496 bin dolar ödeme yapacak hazine yandaş şirketlere. Avrasya Tüneli içinde 11 milyon 927 bin 520 dolar ödeme yapacak. Yani gelelim toplamına. Toplam bu 40 tam günlük sokağa çıkma yasağında Hazine tıkır tıkır yanda şirkete seks şirketlere 89 milyon bin520 dolar bugünün kuruyla 673 milyon lira ödeyecek. 40 günlük salgın yüzünden sokağa çıkma yasağı yüzünden evet. faturası devlete 673 milyon, milyon lira. lira. Şimdi bakalım bizim verdiğimiz CİMER'den verdiğimiz sorduğumuz sorulara verilen yanıtlar. Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği yanıtlar. Okuyorum. Diyoruz ki sözleşmeniz, sözleşmelerinizde mücbir sebep hükmü var mı? Çok basit. Yani devlet ciddiyetiyle, ciddiyetiyle milyarlarca dolarlık bir sözleşme yapıyorsunuz. Ve burada artık her şeyi hesap etmeniz gerekli. Bir savaş durumunda ne yaparım? Doğal afet durumunda ne yaparım? Köprü yıkılsa ne yaparım? Hep bunların düşünülmesi lazım. Ve neredeyse artık kira kontratlarına bile, ev konut kira kontratlarına bile mücbir sebep yazılacak. Yani öyle bir sözleşmede niye böyle bir madde konulmamış? Yani Şimdi sorduk bakın yanıt şu. Var mı diye sorduk. Yanıt şu. Görevli şirketin kusuru dışındaki herhangi bir nedenle bir işletme yılında söz konusu kesim veya kesimle için garanti edilen toplam taşıt sayısına ulaşılamaması durumunda meydana gelen gelir farkı görevli şirkete ödenmektedir diyor. Yok mu bir sebep? Osman Gazi'de yok. Avrasya Tüneli'ni sorduk yok. Ee, diğer yine yapışlet devletlerle ilgili olan karayollarındaki tüm bu projeleri sorduk hiçbirinde yok. Çok net sorduk açık sorduk bakın yanıt ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınından diye başlıyor. Sonra yine diyor ki kendi kusuru yoksa bu ödeme diyor 40 yapılacak. 40 gün için 90 milyon dolara yakın para mı ödüyor bu devlet ya? 673 milyon lira. Evet, evet yani bir bakın 100 milyon dolara yakın yani. Evet ve, ve bu sokağa çıkma yasaklarının ne kadar daha devam edilece, edeceği belli değil. Bu sözleşmelere mücbir sebep hükmü yok diye bu para ödenip de biz de sessiz kalacak değiliz. Bu tamamen bir yargı konusudur. Bu soruşturulması gereken bir konu. Evet bu konu çok konuşuldu ama bir de...